Selamun aleyküm gönlü güzel dostlarım. Arısoyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler, güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına Kohlera kızlarımla çıktım. Bir diğer adı olan Japon küpesi de deniyor, küpelisi de deniliyor. Yani birçok ismi var ve renkleri, çeşitleri de var. Ayrıca özel türleri de var ama benim bu saksıda kılların hepsi kırmızı arkadaşlar. Başka renk yok. Gönül isterdi ki hani böyle diğer renklerin de olmasını isterdim. Şu an elimde bir avuç kadife kızlarımı tutuyorum. Bir avuç mutluluk diye hani tanımlayabileceğim güzel ama güzel kızlarımla çıkıyordum. Arkadaşlar şimdi sizlere anlatmak istediğim birkaç bir şey var. Kohleraların hakkında, onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Peki bu bilgiler nedir? Bazı arkadaşlar sormuşlar, kohlera çiçeğini ekiyorum ama ektikten sonra hiç tutmuyor, kötü oluyor diye sormuşsunuz arkadaşlar. Yapraklarında sararmalar oluyor diye. Şimdi dostlar bakın, bu sararmalar bende de mevcut. Bu sararmalar nereden oluyor biliyor musunuz? Kohlera çiçekleri güneşi çok seven bir çiçek değildir. Yaprakları özür dilerim. Yaprakları böyle güneş temas ettiğinde böyle sarı sarı oluyor ve kötü oluyor. Bu kohlera çiçeklerini yarı gölgelik alanda bulundurmak zorundayız. Bakın dostlarım. Bunlarda hiçbir problem yok. Bunlar benim dışarıda olduğu için birazcık da böyle renklerinde sararmalar oluyor. Ama eviniz eğer çok fazla aşırı sıcak değilse yaz günü gölgelik poyraz bir taraf varsa aydınlığı ışığı da çok iyi alıyorsa kohlera çiçeğinizi orada bulundurabilirseniz sizin için daha iyi olur. Ben iki saksımı böyle aşağı sarkıttım. Bunu bilerek sarkıttım. Ben kışın çünkü konsolumu saksısını değiştireceğim. Bakın bu saksının hepsi değişecek. Saksı değişim zamanı çünkü tekli ektiğim kohlera çiçeklerim var görüyorsunuz. Onları ayıracağım. Ondan sonra bunları tekrardan orta kısmı ekeceğim. Çünkü tutan birkaç tane daha ekmiştim. Tutmamıştı. Saksısından ayırmıştım. Tutanı tutmayanı saksı değişim zamanı değiştireceğim. Ama bu ikisi kışın konsolumda sarkıtacağım için dostlarım böyle bıraktım. Arkadaşlar kohlera çiçeği çok arsız bir çiçektir. Yanlış duymadınız hiç. Yani nasıl zorluğu yoktur. Suya dayanıklı bir çiçektir. Yaz gününde bile 10 gün sulamazsanız suya dayanır. Daha sonra böyle yaprakları böyle kötü olur. Kaynar su dökülmüş gibi olur. Daha sonra kendini birden toplayarak düzelir. Dostlarım. O yüzden bunun bulunacağı yer bol aydınlıklı ama güneşi az gören yerde bulunduktan sonra sizlere böyle güzelce açacaktır. Bakın. Üçüncü saksımda Allah'ın izniyle açmaya başlıyor gördüğünüz üzere. Bu da yakın zamanda açacağını umuyorum. Şimdi bugün çok güzel bir kür ile karşınıza çıktım. Arkadaşlar kışa hazırlandığımız için vitaminlerimizi, çiçeklerimizin güzelce vereyim ki kışında bize güzelce ne çiçek açsın. Peki bu kürler nelerdir? Hemen ona bu geçelim. Bakın sevgili dostlarım bugün elimde 1 litre suyum, bir tane havanım, bir tane ilacım var. Bakın bu ilaç nedir? Sizlere hemen gösteriyorum. Bunun farklı rengi de olabilir. Benim elimde sadece bu var. Arkadaşlar bu demir hapı. Demir eksikliği hapı. Eğer demir eksikliği hapı yoksa evinizde D vitamini damlası da olur. Hiç fark etmez. Bende vardı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar güneşi hani bahsetmiştim ya kohlera çiçeğinde. Güneşi sevmiyor. Sevmediği için yapraklarında böyle sararmalar oluyor ama güneş görmediği için de dostlarım D vitamini en çok ihtiyacı olan çiçeklerden biridir. Peki biz bu D vitaminini nasıl karşılayacağız? Hemen dediğim gibi damlayla veya haptan. Bir tane ben fotoğraf çekerken dostlarım hapımı çıkartmıştım. Hemen şöyle havanda eziyorum, ezeceğim. Gördüğünüz üzere. Bakın. Eziyorum arkadaşlar. Hemen ezdim. Daha sonra ise şöyle 1 litre suyumun içine attım. İyice ne karıştırıyorum, seyretiyorum. Peki D vitamini hapımız yoksa D damlasını
ne kadar, bakın şurada David damlam var benim, hemen göstereyim arkadaşlar. Bundan da 7 damla damlatarak 1 litre suyun içine ilave edebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Şimdi bunu iyice seyrettikten sonra birer çay bardağı gelecek şekilde bütün çiçeklerime vereceğim. Daha sonra çiçeklerime verdikten sonra bakın arkadaşlar, burası püf nokta. 2-3 saat güneşe çıkartmamanızı tavsiye ederim. Yani dışarı gölgelik bir alanda durmasını tavsiye ederim. Güneş görmesin. Yapraklarını, kökünü yakabilir. Bir de her zaman sizlere sürekli söylediğim bir işlem var. Arkadaşlar, kül vereceğiniz zaman lütfen toprakların dibi, toprağın dibi ıslak olsun. Kuru olması, yani nemli olsun. Veyahut da yeni sulama yaptıktan sonra külünüzü verin. Çünkü kuru bir toprakta dostlarım şey olur, kür iyi olmaz vermemiz. Bir de kullandığım toprağı da söylüyorum hemen. Dostlarım, bahçe toprağı kullanıyorum ben çiçeklerime genellikle. Eğer bahçe toprağı bulamazsanız kaliteli bir toprakçıdan, yani toprakçıdan dediğim kaliteli bir çiçekçiden, ondan sonra seracıdan kaliteli bir toprak talep edebilirsiniz. Toprağınız ne kadar kaliteli olursa güzel dostlarım, böyle çiçekleriniz, bitkileriniz, yani ne ekerseniz ekin, yani her zaman kaliteli güzel olur. Dalından kopardım ben. Hiç köklendirme işlemi yapmadım. Bakın. Şimdi mesela bunu böyle çıkarttım. Direkt başka bir saksıya ektim. Ve hemen tuttu dostlarım. Dediğim gibi arsız bir çiçektir. Hemen tutacaktır dostlarım. Çiçeklerin dostlarım sevgisini, suyunu, yerini güzelcene ayarladıktan sonra hiç büyümeyen çiçek olmayacaktır. Gerçekten hepsini güzelce verim alıyoruz. Biraz kışın kohlera çiçeği geç büyüyebiliyor dostlarım. Böyle bir sıkıntımız da var. Geç büyüyebiliyor. Ama şöyle de bir durum var. Yazında çok arsız bir çiçektir gerçekten. Mesela kışın geç büyüyor ama yazında çok arsız bir çiçektir. Çünkü aydınlığı sevdiği için yazında hani aydınlık oluyor. Kışın mesela karlı oluyor, bulanık oluyor. Hani sıkıntılı zamanlar oluyor. Ama yazın ise böyle zamanlar olmadığı için harika güzel gelişimlerde büyüyor. Bugün benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arı Soyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var dostlarım. Çiçekler hakkında bilgi almak isterseniz bizlere oradan da ulaşabilirsiniz. Bir de sürekli çiçeklerin dostlarım fidelerini istiyorsunuz. Maalesef fide satışımız yoktur. Satışınız var mı diye soruyorsunuz. İster gönül isterdi ki yapmayayım arkadaşlar. Kargo ücretleri çok pahalı. Bir de kargoda sıkıntı çıkıyor biliyor bazen. Havalar çok sıcak oluyor. Sıcak havalarda yani nasıl diyeyim, solmuş oluyor. Kışın da donmuş oluyor. O yüzden o riske girmek istemiyorum. Zaten bir de kargo ücretleri çok pahalı. 50 TL'den başlıyor. Küçücük bir şeyde bile 50 TL'den başladığı için güzel dostlarım. O yüzden hani riske girmek istemiyorum. Sizlerin de vebalini almak istemiyorum. O yüzden satışım yoktur. Ama bazen çok yakınımda olan arkadaşlarla, dostlarla hediyeleşme yapabiliyoruz. Aramızda, kendi aramızda çiçek değişerek. O da çok nadir yani denk geliyor. Dostlarım, bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Tekrardan sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.